insanlar iyi ki var. Yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldi. Türkiye bir kez daha tek yürek oldu. Yanan köye yardım aktı. Yardımları alan köy sakinlerinden duygulandıran bir çağrı geldi. Birazdan. Haberi internetten öğrendik. Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma yani. Çok acı. İzmir'de hırsızlık suçlamasını kaldıramadığı için intihar eden polis memuru İsmail Zeybek'in kardeşi konuştu. Açıklamaları yürek burktu. Birazdan. Canını kurtarmak istedi, yürekler ağza geldi. Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı. Dakikalarca direndi. Korku dolu anlar aksiyon filmlerini aratmadı. Birazdan. Polis memurunun acı ölümü. Burada bir hemal oldu. Polis memuru Vedat Tuğrul, sihir ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Ama bir daha dönemedi. Acı haberi herkesi yasa boğdu. Birazdan. 3 yıldır sırtında taşıyor. Engelli oğlu okusun diye ne çamurlu yolları dinledi ne de tahta köprüleri. Fedakar babanın evladı için yaptıkları herkesi duygulandırdı. Birazdan. Korku dolu bekleyiş. Önce şiddet uygulayıp tehdit etti. Ama kabus bununla bitmedi. Sonrasında yaptıklarıyla akıllara durgunluk verdi. Birazdan. Genç kızın ölümünde acı detay. 17 yaşındaki Rabia'nın cansız bedeni Yeşilırmak Nehri'nde bulunmuştu. Ölüm nedeni belli oldu. Birazdan. Korkunç cinayet kamerada. Ölümden kaçmaya çalışsa da olmadı. Çıkan kavga hayatına mal oldu. Akıl almaz cinayetin detayları kan dondurdu. Birazdan. Halı sahalar boş kaldı. İnsanlar hafta içi özellikle akşam 7'den sonra oynuyorlar. Virüs nedeniyle halı sahalar akşam 7'ye kadar açık. Ancak talep olmadığı için sektör temsilcileri mutlu değil. Birazdan. İstismar davasında flaş gelişme. Tiksindim, korktum. Babam bana dokunduğundan beridir hep kendimden de tiksiniyorum. Hatta ben iki kez intihar ettim. Üç kız kardeş babaları tarafından istismara maruz kaldıklarını anlatmış, şüpheli baba serbest kalmıştı. Davanın son duruşmasında karar verildi. İddianın sahibi kardeşler yaşananları anlatmak için canlı yayında. Birazdan. Sosyal medya ikiye bölündü. Sanatçı Suavi'nin eşi kızının dans ettiği videoyu paylaştı. Yama detayı dikkat çekti. Eleştirilen o görüntülere yanıtsa gecikmedi. Birazdan. Doğum günü nasıl? En güzel doğum günü. Evet arkadaşlar. Ailemi göremiyorum. Bir 10 aydır. Afrin'de görev yapan Mehmetçik İbrahim Büyüktelli, 10 aydır göremediği annesine sürpriz yaptı. Oğluna kavuşan anne gözyaşlarını tutamadı. Birazdan. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün de neler 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 olmuyor ki hayatta diyeceğimiz bir bölümümüz var. Çok fazla konumuz var bugün de konuşacağımız. Evet. Günaydın Hakan'cığım. Etiketini söylüyorum. İftira. Bu İftira. Dünyanın en büyük vebali olan şeydir ve bu da binlerce yıldır var. Bence yani Allah bu iftiradan saklasın. Bin. Gerçekten ha, öyle. Onu da bilelim, öyle evet. Tartışalım. Hatta izleyicilerimiz yazmıştır. Bakayım ben hemen ya, neler paylaşmışlar. Yani Allah orada gerçekten. Orada toplum adın genelliğinde nedir o? Allah kuru iftiradan evet, saklasın. Saklasın diye. Yüzyıllar boyu işte herkes başına geldiği için veya yakınına zikretmiş bunu yani. Hatice Hanım yazmış mesela. Günaydın güzel insanlar. Teşekkür Günaydın, ediyoruz. Saygılar. İftira atan insanların
Allah katında vay haline. Allah böyle insanlardan bizleri uzak tutsun demiş. İknur Hanım, bazı insanlar kendi yalanlarını, suçlarını kapatmak için yalan iftiraya başvururlar. Doğru. Harika. İknur Hanım mı? Evet, İknur Hanım. Allah kuru iftiradan uzak eylesin herkesi demiş. Bozkurt Halil Gülcan yazmış. İftira atıldığında sessiz kalmak, mazluma yapılan zulme sessiz kalmaktır. Doğru. Onun için sessiz kalmayın, iftiraya ortak olmayın diyorum milletimize. Hayırlı sabahlar, sabah güneşleri demiş bize. Teşekkür ederim. Ve bugünün dünyasında yaşanan sosyal medyayla da beraber bu iletişim teknoloji falan böyle artık çok insanların birbiriyle temasını fazlalaştırdıkça mesela birisi bir iddiada bulunuyor. Sen onun hiçbir ispatı olmamasına rağmen sen onun iddiasının kurbanı olan kişi olarak öyle olmadığını ispat etmek durumunda kalıyorsun. Böyle bir anormallik var. Ne yorucu bir şey. Çok. Zaten muvaffak olan her insan hedeftir. Her hedefteki insan sanatçı olsun, sporcu olsun, kim olursa olsun devamlı iftiraya uğrar. Çünkü insanın fıtratında kıskançlık var. Var. Ego. Var mı? Var. Allah. Var. Şimdi... İş yerinde birisi muvaffaksa veya birisi daha başarılıysa ona, okulda birisi daha iyi not alıyorsa ona, taksi durağında birisi tesadüf daha iyi iş yapıyorsa, taksisi iyiyse ona, sporda bir tanesi başarılıysa ona derken al bunu bir genele yay. Kaos olur ya, herkes herkese iftira atıyor ve kimse de ya bir dakika kardeşim sen kimsin, nesin? Senin bir kere şeyin ne yani? Hayırdır, güvenilirliğin ne? Ve senin belgen ne diyen yok. Yok, herkes direkt inanmanın peşinde İftira, zaten. Güzel bir etiket bulmuşsunuz. Reci'ye teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bu arada dün Türkiye'nin çok konuştuğu bir dava vardı. Biz de hatta burada verdik. Bir babanın 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine dün bizim programımızın dahilinde duruşma da hatta gerçekleşti. Bu konuyla ilgili duruşmanın detaylarını vereceğiz. Bu arada o kızlar da, yani isimlerini şimdi söylemeyeyim, yayın sırasında paylaşırız. Bağlandıkları zaman da öğrenirler. Kızları da yayınımızda olacaklar. Davayı değerlendireceğiz, duruşmayı değerlendireceğiz. Bunca senedir neler yaşadıklarını bizlere anlatacaklar. İlerleyen dakikalarda bunu da paylaşmış olayım. Şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında uzunca bir zamandır halı sahalar ve yüzme havuzları kapalıydı. Açıldılar ama boş kaldılar. Bundan isyan eden halı saha merkezlerinin sahipleri bakın neler söylüyorlar. En kötü bu saatlerde bir 20 müşteri olurdum. İnsanlar hafta içi özellikle akşam 7'den sonra oynuyorlar. Hani İstanbul'da halı saha, internet kafe ve kapalı havuzların belirli saatler aralığında açılmasına karar verildi ama o karar sektör temsilcilerini mutlu etmedi. Bu karar geç alınmış bir karar. Akşam 7'de halı sahaların kapatılması demek, halı sahalarda zaten oynayan insanlar hafta içi özellikle akşam 7'den sonra oynuyorlar. Öğlen saatlerde halı sahaların hepsi boş. Bakın bu boş, yanındaki boş, diğeri boş. Halı sahalar işlerini 19'dan sonra ve hafta sonları yapıyor. Yani onlara izin çıksa bile bu saatlerde halı saha işletmecileri iş yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bizim talebimiz akşam 8.30'a kadar en azından bizler burada faaliyet gösterebilirsek, yani kurumların kiraları çıkabilir, personel maaşları çıkabilir. İl Hıfzı Sıha Meclis kararına göre tesisler belirli kurallara göre hizmet verecek. Bu süreçte sporcularımızı HES kodlarını alacağız. Sadece sporcularımızın. Sporcu ailelerimizi tesis içerisine kabul etmeyeceğiz. Yeni kurallara göre internet kafelerdeki oturma düzeni de mesafeli olacak. Şu duruma göre gayet makul yani. Bu masaya oturun müşterimiz geldi. Bu masaya oturmayacak. İnternet kafelerde aynı kurallara tabi olacak. Yarı yarıya ve o saatlerde çalışacaklar. Bu işletme zaten koltukların birisine oturulabilir, birisine oturulamaz yazmış. Ama bu saatlerde normalde burada müşteri olurdu. Kimse yok çünkü insanlarda koronavirüs korkusu var. Millet evinde hani zaman geçiriyor. Bilgisayar olan evinde bilgisayarını oynuyor. Yüzme havuzları da %50 kapasiteyle açık olacak. Şimdi şöyle düşün, normal her taraf kapalıydı zaten, onun nedenleri ortada. Hep şunu da söylüyoruz, diyoruz ki kardeşim kapıyorsun niye kapadın diyorlar, açıyorsun niye açıyor diyorlar. Dünyanın her yerinde bu koronavirüsün sorumluluğunu taşıyan ulus devletlerin yöneticileri her yerinde eleştiriliyor. Yani Brezilya, İngiltere, Arjantin, İtalya, Fransa, her yer yani eleştiriliyor. Trump bu yüzden koltuğunu kaybetti. Evet. Yani onları unutmayarak söyleyelim. Şimdi ben şuna inanamıyorum. Şimdi her gevşeme,
veya yeniden kapanmayla alakalı muhakkak ilgili bir istişare grubu var. Nasıl ki bu sağlıkla alakalı bir virüs olduğu için öncelikli olarak sağlıkçıların önerileri değerlendiriliyor. Doğal olarak yani virüsün normal siyasetçi nereden bilsin ne oluyor falan diye. Fakat şimdi halı saha, he Barış, halı saha dediğin şey 7, 8, 9, 10, 11, 12 hatta 1'dir. Hani biz oynadık, ömrümüz topla, futbolla geçti be kardeşim. Hayatım benim top oynamakla geçti yani. Hatta akşam saatleri, gece saatleri daha değerlidir. Hayatım diyorum benim geçti ya. İcracısı olarak ya. Hani bunun bilinmiyor mu? Ya kapayın. Eğer gerçekten onlarla ilgili bir açma hani. Ya arkadaşlar siz de şu şu kurallar çerçevesinde açabilirsiniz diyorsanız o kurallar zaten mesafe, evet, maske. Fazla bir, insan getirmeyin sizi seyredecek, edecek gibi gibi. İşte duşa diyelim ki 3 duş var şeye göre bir kişi girsin gibi. Ya onları kurallayarak yapabilir ama yani şimdi 7'ye kadar dediğin zaman bu olacak iş değil. Yani şey değil yani mantığı oturtamıyorsun. Hani nasıl ki bir dönem 7'ydi bu yemek saati. Ya restoranlara gidiyoruz abi diyor. 7'de kim yemek yer? İşten zaten adamın çıkma saati. Bir de biliyorsun trafik mırafik. İnsanlar pert yani. Pert yapımı sahipleri de buradayken. İnsanlar pert. Bir insanın yemeğe gitmesi 7-7.30. Evet. Bir de günün yorgunluğuyla kalkması bir kahvesi. Adama hadi çabuk ye diye boğazına sıralamayacaksın yani. Adamın gitmesi hadi 10 olmalı. Bunu da ben değil herkes öngörebilir diye geliyor. Bu çok makul, mantıklı bir şey. Hayır yani, orada en azından mantıklı şöyle öğle saatlerinde gidilebilme ihtimali var. Yine bir hani ya olasılık. Biz normali ama burada söylüyoruz hiç yok. Ya. Normal yani iş yerlerinde insanların öğlen yemeğinde onlar her türlü tölere edilebilir. Çünkü kimse keyfe keder çalışan adama yemek yedirirler mi? Tabii bir canım, mesai yok. Saati var. Ama akşam sana ait bir şeydir o. Yani sosyalleşme, bir kendi dinlenme keyfi. Bir şeydir. Haftada onunla her gün yemeğe gitmiyoruz. Onu da yanlış anlamasınlar. Yani şöyle de muamele yapmayın insanlara. Her akşam 7'den sonra herkes restorana yemeğe gidiyor gibi. Zaten adam gitse ayda 2 defa gider yani. Evet. Onda da şimdi eğer şimdi kapanma varsa eyvallah hep beraber kapanalım edelim. Şimdi cumartesi pazar yasak ama açıyorsan ve bunların da iş yapması öngörüsünde bir saat veriliyorsan bu saatlerde ciddi problem var. Orada söylediğim bir yanılgı var. Hani bu mesela ben doğru bildiğim, mi zannettiğim bir konuda çok rahat ikna olabilen bir adamım. Egom ve kibrim yoktur çünkü. Bana mantık getirirsen, evet, öyle değil böyle de, aa ben öyle düşünmüyordum, peki doğru sen bu haklıyım hiç derim. Mesela bunu en azından bu halı sahaları ya kapatın, eğer açacaksanız da bırakın adamları, hani zaten kuralı koyuyorlardır. Kafana göre cümbür cemaat be. Maça git diyemiyorsun zaten yani. Kardeşim kaçarlık, altışarlık veya yedişerlik. Mesela onu koy. De ki kardeşim kaleci dahil yedişerlik yap veya metresine göre. Bu arada da duşları şu şartname koy. Adam o saat diliminde o kurallara uyarak yapsın ki kapanmasın diye. Valla zangoç zaten gibi başlarına dikilir. Evet. Onu uygulatır zaten. Ki oradaki çözüm çok makul. 8.30'a kadar bari izin versinler de biz 1-2 seans yapabilelim. Nerede? Diyorlar. 7'de kapanıyor ya. 8.30'a kadar olursa halı en azından evet olmaz halı sahada yani. O bile mi olmaz? Olmaz. Ben söyledim sana. Halı sahaya şöyle yapacaksın. Bak buna razı olurlar. Akşam üstü saat 7'ye kadar kapalısınız. Bak iyi anla. Diyorum ki siz mesai saatiniz tüm gün kapalı. 7'den gece 1'e kadar da hepsi çifte telli oynar. Bu da bir yani o kadar abesle iştigal bu saatler yani. Zaten aynı şeyi düşünüyorlar tabii. Onlar da. Birkaç gelen yoruma bakayım hemen neler gelmiş iftiraya ki tahminim çok fazla vardır. Olmaz İftiraya mi uğramayan var mı? Hiçbir Hiç fikrim yok. Yok bence de. Deniz Hanım yazmış. Deniz Kutun ya da beyefendi bilemiyorum. O kızları duyduğumdan beri hayata ve adalete olan küçücük inancım da bitti. Aklımı almıyor. Bu arada vicdana yayında kalın. Sığmıyor. Kızlar bize yayına bağlanacak canlı yayına. Bir aksilik olmazsa son anda. İtham ettikleri babalarına beraat çıktı. Evet. Ben çok merak ediyorum. Çok da soru sormak istiyorum. Ne oldu ne bitti? Bu kadar suçlama, bu kadar kızılca kıyamet, bu kadar fitursuz iddialar, inanılması mümkün olmayan şahitler ama beraat. Beraat. Merak ediyorum.
ekran başında kalırsanız bizle birlikte öğrenmiş olursunuz. Rabia Hanım yazmış. Allah hepimizi kuru iftiralardan korusun. İftira atanlara da Allah akıl fikir versin, vicdan versin. Vicdanı olan insan zaten iftira da atamaz ama İlayda Hanım yazmış. Günaydınlar sizlere. Ben 21 yaşındayım. Annem babam bana kul hakkına asla girme derdi. İftirada bir kulun hakkına girmek değil midir sizce demiş. Ama bak ne diyor kız? Annem babam diyor. Evet. Şimdi biz ne diyoruz? Toplumda bize genel olarak sirayet eden yanlışları eleştirirken bu şiddet olabilir, fitrusuzluk olabilir, küfür olabilir. Olabilir de olabilir. Yanlışın bin tane çeşidi var. Diyoruz ki bu böyle görmüştür. Aileden gelir. İşte bak orada onun belgesini evlerde başlar her iş. Aynen öyle. Her şey evde başlıyor. Sen şimdi her çocuğunu büyütürken. Ben iki tane büyüttük. Allah herkesin çoluğuna çocuğuna sağlık versin. Bir tane küçük. Ben ömrüm boyunca çocuğumun birinin çocuğuna şımarıklık yapmasına izin vermedim. Gürültü yapmasına izin vermedim. Birisini rahatsız etmesine izin vermedim. Ayıp denen o kavramı kendi bildiğim kadarıyla çocuğuma birebir yansıttım. Ve mesela bir şey yaptığında dedim ki öyle şey olur mu? Oyuncağını onunla paylaş, bunu böyle yap. Yani herkese kendi çocuğu kıymetli. Tabii ki. Ama ortak alanlara gittiğimiz zaman senin çocuğuna yapılmasını istemediğin bir şeyi bir başkasının çocuğuna da yaptırtmayacaksın. Dan başlar o iş. Aynen öyle. Aileden başladığını. Ama ne oluyor? Adam çocuğu ne yapsa mübah, çocuğu ne yapsa ha 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 yapıyor, gülüyor her türlü. Senin çocuğuna zarar verse bile oh iyi yaptın diyor. Adamın kızı var. Kıpırdama diyor, hiçbir yere oraya baktığını görmeyeyim, buraya baktığını görmeyeyim diyor. Bir tane de oğlu var. Aa, kızlar çok değil mi manitan diyor. Şimdi böyle yetiştiği zaman ne olur o çocuklarda? İşte sen bizim görüyorsun, haberlerimize yansır. Malzeme oluyor. Maalesef bizim haberlerimize yansır. Aynen söylediğin gibi. Şimdi maalesef acı bir haberle devam edeceğiz. Şöyle ki, gözlük çaldığı iddia edilen bir polis memurumuz intihar etti. Ama bakın sonra gözlük nereden çıktı? Allah rahmet eylesin diye işte haberimizi. İftira etiketi. Evet, aynen öyle. İzleyelim. Haberi internetten öğrendik. Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma. Yani. Bu sözler hırsızlık suçlamasının ardından intihar eden polis memurunun kardeşinden. Haberi internetten öğrendik dedi. Açıklamaları yürek burktu. İnsanların beni aramasıyla öğrendim internetteki haberleri. Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma. Yani gözlük. Abim aldığı şeyin en iyisini alır. Hani bakayım edeyim diye en almış olabilir ama kesinlikle çalma gibi şey inanmıyoruz. Akıl almaz olay geçtiğimiz pazar günü İzmir'de yaşandı. Bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalınması üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan ve evinde arama yapılan polis memuru İsmail Zeybek o olaydan sonra intihar etti. Allahu Ekber. İntihar eden Zeybek'in hırsızlık suçlamasını kaldıramadığı için yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Ardından olayla ilgili bir polis başmüfettişi ve bir mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği bildirildi. Abisini kaybeden acılı kardeş Fatma Gökkaya ise sitem etti. Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma. Yani. Acı haberle sarsılan Gökkaya, abim mutluydu dedi. Çalışıyorum, işteyim. Mutluydu Çeşme'de. İşiyle de zaten hep mutlu. Hep polis olmak tabii, istiyordu. Tabii. İşini bir çok barışıktı yani. Kendiyle yani o konuda. Yani. Ki öyle bir suçlamayı da kabul edecek birisi değildi yani. Böyle. Şu an herkesi çok sevdiğini, çok candan olduğunu, böyle bir şey tez etmeye söylüyorlar zaten. Sonra da yaşananların ardında baskı olabileceğini iddia etti. Daha önce birbirleriyle olan bir baskılıca bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu da gözde son nokta oldu diye düşünüyorum. Çok acı. 15 yaşındaki çocuklar bile yapmaz böyle bir şey ki bir komiserin, bir polis memuruna ki onun yaşı çok küçükmüş, abim yaşı ondan büyük bir saygıyla bile tatlılıkla neyse halledebilirdi. Zeybek'in kardeşi soruşturma sonunda gerçeği öğreneceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan 21 yıllık polis memurunu intihara sürükleyen o gözlüğün karakolun çay ocağında bulunduğu iddiası yayıldı. Ama daha sonra polis merkezinde çay ocağı bulunmadığı bildirildi. Ayrıca polis memurunun geçen yıl içinde 10 bin lira olan cüzdan bulup sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. Gözlüğünün çalındığını ileri süren komiser yardımcısı ise soruşturma nedeniyle izne çıkarıldı. Yazıklar olsun. Bak ben var ya yemin ediyorum size her gün Allah'ıma hamd edip şükredip
sen diyorum bana nasıl bir metanet verdin Allah'ım, beni nasıl seviyorsun deyip gökyüzüne dua ediyorum. Ben evden çıkmayarak çok doğru bir şey yapıyorum yani. Çünkü o da kolay değil. Yani benim aldığım kararı alarak yaşayabilme, sürdürülebilir, sana söyleyeyim 3 gün kendini kesersin. Ben 7-8 yıldır böyle yaşıyorum. Çok uzun zamandır, evet. 7-8 yıldır. İşte bu ya yazıklar olsun ya. Hani derler ya şey, puh senin yazıklar. Gözlük ya. Çıldırır insan biliyor musun? Mesela bana bir bu iddiadan dolayı evime aramaya her yargı kararı gelip bir de polis gelse, hani düşünüyorum Allah rahmet eylesin hakikaten. Yazık günü. Ya çıldırırsın ya. Ya inanamazsın yani böyle bir şey. Hani isyan derler ya, isyan. Gözlük. Gözlük hakikaten. Çıldırdınız mı siz de? Bak ben cinnet geçiririm biliyor musun? Hiç. Bak. Bir laf vardır sokaklarda. Feriştahı derler. Feriştahı. Feriştahını tanımam. Bak. Feriştahını tanımam. Benim evime gözlük diye birisi aramaya gelsin. Hiç. Cinnet geçiririm yani. Hiç öyle. Bana dese ki oğlum, reaksiyon verirsen 300 yıl alırsın be kahkahalarla yani. Günah ya. Bu nedir ya? Aslan gibi adam. Bir de düşünebiliyor musun? Mesela kaşıyorsun, kaşıdıkça adamcağız 10 bin liralık bir cüzdan buluyor, teslim ediyor. Kendi kendine yeten 21 yıllık polis memuru ve çok iyi anlıyorum onu. Nasıl ağrına gidiyor, canına kıyıyor ya. Arkadaşlar bu şaka değil ya. Gözlük. Ve kimse o, bunu ablası mı kardeşini mi söyledi, kişisel bir husumete dönüştürdüğü, halledemediği onunla bir problemini bu seviyede kendi yetkisini kullanarak mobbinge artık döküyor. Çünkü akıl var, mantık var. Ben şimdi dönüp Barış'a desem ki bu adamın git evine bak de, abi der seni seviyoruz, sen bizim abimizsin ama ben adamın evine nasıl gideyim? Ama ona ben nasıl ikna, benim bir yetkim var, kim veriyor bu yetkiyi? Devlet. Benim o yetkimi ben kendim fitursuzca kullanırken, bir de kendi emrimdeki devlete yine hizmet etmesi gereken kişiye talimat verip onu da benim rezilliğime ortak ediyorum. Çünkü benden aldığının emir oluyor. Evet. O da gidip onun evini arıyor arkadaş ve düşsene kapını çalıyor, geliyorsun falan. Hayırdır kardeşim? Be polis memuruyum ben. Baba gözlük arayacağız. Dayanamaması, gururuna yedirememesi, kendini yetiştirememesi. Olmak iyi bir şey mi bu devirde? Çünkü at izi it izi karışmış kardeşim. Arına, namusuna, şerefine, haysiyetine herkes ne diyor belli olmayan yorum yapıyor. Eskiden öyle değildi ki, bu sosyal medyası olsun yoktu. Sokakta zaten kim kime bir şey diyebilir. Tabii şimdi bile diyemez. Tabii. Evvelden biz hayatı doğal, organik yaşadığımız için en fazla arkandan sallıyorlardı. Senin haberin olmuyordu. Seni tanıyan adam da lafı bile getiremiyordu. Korkuyordu çünkü onun da kafasını gözünü kırarsın. Hayırdır sen bu böyle dedi, sen ne yaptın sen oğlum ne yaptın dersin diye. Biz duymuyorduk. Şimdi bu sosyal medya bedava. Hiçbir yaptırım yok. Herifin anasına küfür et, avradına küfür et, yedi sülalesine küfür et, itham et. Vatan haini de, şerefsiz de diyebildiğin kadar de. Bu polis memurunu, bu vebalini o ömür boyu yaşayacak ama ağır, bu söylenenler doğruysa dibine kadar soruşturup eğer bize yansıdığı kadarıysa derhal meslekten ihraç. Soruşturma açılmış, takip ederiz. Bak tekrar ediyorum. Bu doğruysa gerçekten rahmetlinin evinde gözlük araması yapıldıysa, gözlük. İçişleri Bakanımız zaten şu an direkt bunu bizzat soruşturacağını ve ilgileneceğinden ben adım gibi eminim. Polisin askerini bu kadar seven, canını adamış bir bakan. Değil mi? 7-24. Tabii. En ufak bir detaya bile hassasiyetinden, duygusallığından dolayı cevap veriyor. Hiçbir şeyi havada bırakmayan bir insan. Kendi polis memurunun bu şekilde muamele görme olma ihtimaline ve bu kadar mobbingden mütevellit canına kıyması onu da çok üzmüştür. Özellikle araştıracaktır ben eminim. Gözlük ya. Gözlük, evet ya, inanılır gibi değil ama oluyor işte. Oluyor. Ya benim bak sana bir söyleyeceğim. Benim düşmanım var diyelim, tamam mı şurada? Düşman, sevmiyorum da adamı.
Bana dönüp desen ki sen abi bizim yetkimiz var şunu bir zıplatalım yalandan bir evine. Oğlum ayıp günah derim ya. Bak gözlük dahi olsa derim ki ya aldıysa vebali Allah'ta ki ama çoluğu çok bir etrafa karşı oğlum ayıp derim ya. Aynen olması yani gereken bu. Bu nedir ya yazık ki gitti işte çocuk. Gitti Allah rahmet eylesin. Takip edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızca da elbette ki takip edilir. Biz de sonucu paylaşırız. Bu doğruysa ibret alem için. Çünkü niye? Ne demek ya as üst ilişkisinde bu tip mobbinglerin olmasına İçişleri Bakanı'nın özellikle müfettiş atar. Neden biliyor musun? Bu bir de o teşkilatın problemi. İnsanların as üst burada da şimdi patronlarımız var bizim. Onun altında yöneticileri falan hep beraber aile gibi yaşıyoruz ama kimse kimseyi titrinden dolayı ezmiyor. Veya küçük düşürmüyor. Veya onuruyla oynamıyor. Veya iftira atmıyor. Bugün ben burada temizlik işini yaparım. Sen orada genel müdürlük yaparsın. Yarın bir gün Cenab-ı Allah bana yürü der. Farklı farklı olur. Hepimiz birbirimize empatiyle saygıyla yaşayacağız. Eğer sen emniyet teşkilatında da işte komiser, başkomiser veya onun şeyi böyle mobbingler yapıp iftiralarla şu sonuçları bu zaten derin bir mevzu. Buna ibret alem için ceza vermeli ki o polis teşkilatımızda bu tip istisnai dahi olsa rütbesini kullanarak birini ezme ihtimali olan insanlar bin defa düşünsün. Yapamasın, çekilsin, günah gitmiş korksun. İşte. Gerçekten. Gözlüğün batsın senin. Ya bir gözlük hakikaten inanılır gibi değil. Şimdi sıradaki haberimiz de Bursa'dan geliyor, Osman Gazi'den. Birlikte yaşadığı bir adam tarafından dövülen bir kadın. Elbette ki ilk defa duyduğumuz bir şey değil ama üzerine eve kilitliyorlar. Çocuğuyla birlikte. Sonra da kaçıyor adam. Neler yaşanmış bir tek tek izleyicilerimizle paylaşalım, üzerine konuşacağız. İtfaiye bu sefer yangına değil, çocuğunun gözleri önünde dövülen, evi kilitlenen anne için seferber oldu. Kimliğimi, her şeyimi almış. Çocuğumun kimliğini, benim kimliğimi. İddiaya göre genç kadınla bu apartmanın 4. katında birlikte yaşadığı erkek arkadaşı sabah saatlerinde tartıştı. Talihsiz kadın önce darp, sonra da silahla tehdit edildi. Ya test etme olursun. Kanatım vardı, bak silah. O zorba kadının cep telefonunu da aldıktan sonra kapıyı dışarıdan kilitleyerek evden ayrıldı. Ne yaptık? Kafanıza mı dayadı? Evet, çocuğumun gözünün önünde kafama dayadı. Boynuma bak, tornavida da yaptı. Komşularının haber verdiği polis ekipleri itfaiye ile birlikte kadını kurtardı. Anne oğul polis merkezine götürüldü. Polisler onu eve kilitleyen erkek arkadaşının peşinde. Peşinde ama bulsalar da ne yapacaklar? İfadesini alıp serbest bırak. Aynen. Ceza yok. Bu arada tekrar edelim. Hep asla değişmez. Kadıncağız bize bağlansın. Ben döneyim diyeyim ki ne kadardır bir ilişkiniz vardı? Minimum bir senedir. Yani minimum. Peki size bu uygulamış olduğu şiddeti daha önce farklı yöntemlerle az ya da çok olmaksızın daha önce uyguladım desem evet, evet diyecek. Tehdit etti mi diyecek? Evet. Hep değişmiyor yani. Değişmiyor. Yani şu değişmiyor. Maalesef kadınlarımızın kendi tercihlerinden dolayı defalarca yapmış olduğu hataların sonucunu yaşıyor olmuş olmaları maalesef değişmiyor. Yargı sisteminde de bu tip insanların özellikle toplumu tahrik edercesine defalarca yaptıkları suç işlemelerine rağmen serbest bırakılması anlamsızlığı değişmiyor. Bunlar iki şeyi değişmiyor. Ve biz her gün şey bunları vermek değişmiyor. Zorunda kalıyoruz. Evet. Değişmiyor. Yani dövdü, bıçakladı. Biz bu haberi farklı bir şekilde de verebilirdik. Katletti de diyebilirdik. Yani derdik de derdik. Ya Nurtu Bağcığım şu gerçek de var. Ne bak yazdık oraya. Çünkü niye her şeye uyarlandığı için dedik ki baş edemiyoruz. Şuraya yazın da dursun aklımıza gelsin doğru doğru söyleyelim dedik. Ya kardeşim ateşi tutar mısın? Yok. Bizim eskiden evler küçükken sobalıydı. Defalarca bizi ikaz ederlerdi tutma diye. Çocuğuz ya. Dese de ne zaman yanardık? Ondan sonra. Yandıktan sonra böyle parmağımız su toplardı. O zaman sobanın değil yakınından sobaya bir varlık muamelesi yapıp onunla bakışarak otururduk bir yere yani. Fakat şu var, kadınlarımız bir şiddete uğruyor, iki uğruyor, üç devamlı affediyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Affetmese de ama Hakan ama arkasından bu sağdan ya? Soldan bir şekilde o adamlar i̇şte ne, onu ama defalarca öldürüyor. Aynı şimdi ya şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ya nasıl söylesem yani ben mesela tatlı yiyip kilo alıyorum diye şikayet ettiğimi düşünebiliyor musun ya?
Evet tamam, senin söylediğin var ama senin söylediğinin haricinde olanlar da var. Affetmeyip evini terk edip başka bir yerde yuva kurmaya çalışan insanları da öldüren zihniyetler var. Hayır canım, onu konuşuyoruz. Ben şunu söylüyorum, defalarca sen görmüyor musun burada? Ya adam şiddeti binlerce defa yapmış, yine gidiyor affediyor adamı. Yapmayacağına inanıyordum. Bir daha yapmayacağına söz vermişti. Düzeldiğini zannettim. Çok pişmandı. Bir daha yapmayacağına bana yalvardı, ya buraya yakardı. Buraya bağladıklarımızdan bir klip yapsa Reyhan, tabii, programın iki saatlik yayın akışı yetmez. Aynen. Kendileri söylüyorlar, ben söylemiyorum. Neler neler hem de. Bir hepsini yaptı diyor, iki yaptı, üç yaptı, dört yaptı bu diyor, yirminci diyor. Evet. E peki ablacığım, hani ne bekliyorsun bu adamdan yani? Sevgi Hanım yazmış, üç kız kardeşler bizi yaktı. Keşke yalan haber olsa, bir baba bunu nasıl yapar? Sanırım kızları korkutmuş ki bu zamana kadar susmuşlar. Umarım o şahıs ömür boyu hapse girer, serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Ben şunu merak ediyorum. Yani şimdi kızcağızlar kendilerini ifade edecekler muhakkak, ki ettiler de. Türkiye'yi bu kadar şoka sokan iddiaların bir de muhatabı şu. Üçüncü şahıslar değil, adamın çocukları söylüyor. Evet. Hani bu çok çok sık rastlanır bir şey değil ve yetişkinler bu arada. Biri demiyor, üçü diyor, anne de var bu arada. Mahkeme bırakmış. Gerek şeye, neye istinaden bıraktığını merak ediyorum ben. Asıl ya, benim için mühim olan o. Yoksa kızlar oturacak, anlatacak, ifade edecek. O diyecek ki beni şöyle yap, o böyle diyecek. Onda bir meclisi yok. Eyvallah. Şikayet de edecekler falan, yargı, o değil. Ama ben gerekçeli kararı merak ediyorum. Asıl o mühim benim için. Öğrenci mahkeme hangi falan gerekçeyle bıraktı serbest? Bu kadar ağır bir iddia ile ilgili. Öğreneceğiz birazdan. Bu arada yani yine tartışılacak bir karar verildi kadına şiddete yönelik haberlerin ötesinde. Evini terk eden kadınla, bak bir daha tekrar ediyorum. Evini terk eden kadınla eşine şiddet gösteren adam Yargıtay tarafından eşit kusurlu bulundu. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bak okudum, bir daha okudum. Okudum, bir daha okudum. Yok dedim, yanlıştır, ben algılamıyorumdur, yorgunumdur falan dedim. Yani evini terk eden kadına nasıl dayak, darp edilen kadın, adam eş tutulabilir? Şimdi bu nasıl bir karar mekanizması? Basite indirgeyelim. Şimdi kanunlar falan akla uygun olduğu için, genelin kanaatine evet dedirttiği için kanunlaşıyor. Yani şöyle düşün. Hukuk sistemi dediğin şey, eğitimini alan insanları, Yargıtay mesela uzaydan falan gelmiyor bu, Yargıtay başsavcısı falan filan. Böyle o şeyler çok büyük, büyük. İnsan bir kere her şeyden önce onun eğitimlisi. Nedir onların aldığı eğitim? Toplumun tamamına sosyolojik olarak da hakkaniyet, adalet adına genel sirayet edecek doğru yanlış kavramının kanunlaşması. Yani ben senin kanun diye uyguladığın şey benim aklıma ve vicdanıma hitap etmedikten sonra, sen Allame Cihan olsan, senin hükmünün hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bana istediğin kadar, ama yasa böyle diyor de. Hemen örnekleyeyim, bu söylediğine bağlayacağım. Bir şiddet uygulanan yerde birinin kaçmasına eşit kusur gördüğün an bunu anlatamazsın. İstediğin kadar kanun maddesi de. Sayfalarca. Akıla zarar bu. Yani sen istediğin kadar bunu de ki, abi ben ne yapayım, yasa de, tamam. Ama o benim kabulüm değil. Ben kimim? Halkım. Ben hep şunu söylüyorum. İnsan yoksa yasa, kanun, hükümlerin ne önemi var ya? Şimdi size soru soruyorum. Yeryüzünde yaşayan 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanı yok edelim biz. Dünyada yazılı kanunlar, hükümlerin kime uygulayacaksın? Ne önemi kaldı? O insanların tamamının kabulüne ikna edici bir sağlaması varsa onun kanun olarak saygınlığı olur. Evet. Ben vicdanen ve aklen senin hükmünü makul buluyorsam, toplumun büyük bir çoğunluğu, işte o zaman ona kanun olduğu için saygı duyarım. Ama sen sırf kanun adı altında bir hüküm veriyorsun. Nur Tuba'nın vicdanına hitap etmiyor, aklına da hitap etmiyor. Senin rüyanın etmiyor, Barış'ın etmiyor, benim etmiyor kim? Ama kanun diye saygı duyacağım. Asla ben de duymam. Duymam. Öyle bir dünya yok. Duymam yani. Eşyanın tabiatına aykırı. Sen istediğin kadar onu kutsa. Kanun, halkın büyük bir çoğunluğunun, hatta %90'ının %100 rahatlıkla ikna olup kabul edeceği doğru ve yanlışlardan ibarettir.
sen bir konuyu kutsamak için ama kanun böyle diyor diyemezsin. Akla yatkın değilse. Bu i̇şte şey. Al nitekim Nur Tuba ne diyor kız? Ne işi olur ki normal bir anne işte kadın. Ya diyor kaçanla döven aynı nasıl olur diyor işte. Buna mani olamazsınız. İstediğin kadar Yargıtay değil Targıtay de. Farkıtay de. Doğru. Avrupa insan bak böyle yapıyorlar. Avrupa insan hakları mı diyor. Avrupa insan hakları mahkemesi falan. Bunlar yalan dolan zaten be kardeşim yani. Oralara hani insan haklarına girdiğin zaman bugünün dünyasının insan hakkıyla konuşma yüzü yok. Ama bu kadar da yani aklımızla oynanmasını artık ben tahammül de edemiyorum. Ne yapacağım? Yani hiç yapamıyoruz işte durduğumuz yerde program kalıyoruz. Program yapmak zorundasın zaten ne yapacaksın? Buraya gelmesen bitiyor. Zaten evde otursan desen ki ben çalışmıyorum arkadaş. Bu iş benim psikolojim bozdu. Her gün bu değiştirilemez gerçekler beni rahatsız ediyor. Hayat evimde şey oturacağım dese orada karşına çıkmayacak mı? Burada çıkacak mı? Her yerde her ne zaman işte insan olarak şu var edebiyle adabıyla dile getireceksin. Hep onu söylüyorum birazdan haberimizi vereceğiz. Benim bir Allah inancımızı eksik etmesin. Allah'ımıza inanıyoruz. Son nefesimize kadar da inancımızı eksikliğini vermesin. Ondan hiçbir zaman umudumu ve ümidimi kesmiyorum. En büyük beni geleceğe umut ve ümitle baktırtan gerçekçi olayım Cenab-ı Allah'ın varlığı. İki, iyi insanlar olarak farkındalığı olanlar sorumluluk alıp düşüncelerini edebi adabıyla söylemeli. Çünkü sen sustun, ben sustum, doğruyu kim söyleyecek? Yani artık iyi insanların özellikle cesur olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Onu da nereden mutlu oluyorum? Şimdi birazdan bir haber var. Artvin'de yanlış hatırlamıyorsam evet. Bir yardım çağrısı. Öyle iyi insanlar var ki hala, o kadar da çoklar ki, yardımdan artık yeter, yardım yollamayına dönüştürdüler. O haber bizde dursun, onu yalın verelim farklı istersen. Mesajından verelim. Müthiş bir şey. O yüzden umudu da kesmeyelim. Bir tabir vardır, enseyi karartmayalım diye. Ama şunu söylüyorum, yasalar, kanun, işte tek başına kutsanmasının hiçbir anlam ifadesi yok. Toplumun büyük çoğunluğuna hitap edip geçecek ve saygı zaten otomatikman kendiliğinden oluşacak. Saygı zorla kazanılmaz yok. Zaten. Şimdi bir adam ben sana sokayım buradan kapıdan. Şuradan sokayım. Adam gelsin. Önünü iliklesin. Şöyle gelsin. Önünü iliklesin. Kolay gelsin. İyi günler desin. Şöyle yapsın. Takım elbisesi şık bakımlı. Şuraya da geçsin otursun. Çıtını da çıkartmasın. Döner dersin ki Hakan beyefendi kim? Evet. Saygıyı yürürken davranışıyla aldı bir kere. Ama bir adam geldi diyelim sana. Ağzında sakız, ayağı topuklu, tangır tungur kameranın da önünden geçti. Oraya otur dersin ki ya bak suratıma bak. Kim? Ver abi suratımı. Bak böyle yaparsın. Hakan bu kim dersin ya? Sana ben vali desem, bakan desem ne olur ki onu? Onun titri değiştirir mi onun ahlaksızlığını, terbiyesizliğini? Aslında ama ben kutsamaya çalışıyorum. Ama bakan, ama bilmem ne diyor. Ne önemi var? Diğerinin de hiçbir titri olmasın. Adam o. Kanun da şöyle, toplumun büyük çoğunluğuna, vicdanına ve aklına %90 oranında hitap edip ona saygı gösterttiren maddedir benim için kanun ve adalet. Yoksa o dedi, yok geçmedi, beni ya korkutacaksın ya baskılayacaksın, ben de ya korkudan ya baskıdan diyeceğim ki evime gidip diyeceğim ki puh Allah kahretsin. Şimdi bu mu gerçek yani? Yani çok güzel özetledin bence. Böyle bir şey olur mu? Hakikaten çok güzel özetledin. Şu Artvin'de yaşananları verelim istersen. Verelim. Ki birçok izleyicimiz de bilsin. Geçtiğimiz günlerde bir yangın oldu. Çok fazla mal kaybı yaşandı. Ve sonrasında vatandaşlarımız bakın nasıl davrandılar, neler yaptılar. Türkiye bir kez daha tek yürek oldu. Kamyon kamyon yardım yangınzede köye aktı. Yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Öyle ki gelen yardımları köyde koyacak yer kalmadı. Buraya gelen kolileri dağıttık, şimdi evlerinde yer yok. Artvin Yusufeli'nin Dereiçi köyünde 13 gün önce yaşandı felaket. Şu an komple yanıyor. Yangın bir evde başladı, rüzgar alevleri körükledi, tüm köyü sardı. Koy yanıyor arkadaşlar, koy yanıyor. O gün rüzgar öyle şiddetliydi ki kısa sürede 52'si ev, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı küle döndü. Onlarca hayvan öldü, halk canını zor kurtardı. Kuyu ateş almış. Allah'a şükür ailesi nasip etsin. Allah'a şükür ailesi nasip etsin. Geriye bu manzara kalmıştı. Felaketi yaşayan köyün acısı Türkiye'nin acısı oldu. Evet, kendiler söylüyorlar kendi çeyizdeki neyine ihtiyacı. Onların hepsini gönderiyor. Yardımlar evlere, köy meydanına sığmaz oldu. Bize yardım yapan herkesten müteşekkiriz. Herkesten Allah razı olsun. Yalnız
şöyle bir duruma geldik biz. Yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldik. Yardımları koyacak yer bulamayan o köyden bugün duygulandıran bir çağrı geldi. Türkiye genelinin bu mesajımı iyi niyetle almasını istiyorum. Bu işi yükün altında bizi daha fazla ezmesinler. Her şey çok yanlış. Allah razı olsun. Şimdi de başka yerlere gitmesini istiyorum. Vatandaşın hayrına engel olmayalım da bir başka kapıya, bir başka olmayan komşuya olmasını arz ediyoruz. Muhtaçken yardım dağıtacak duruma geldik şimdi diyorlar. Şimdi çok güzel bir şey yani. Şimdi insan ırkı hakikaten dünyanın her yerinde zor süreçlerden geçiyor. Üstüne bir de bu korona geldi yani. Şu anlamda söylüyorum. Hani insanlar zaten bireysel anlamda o kadar yıpranmış vaziyette ki maalesef birbirlerinin dert ve sorunlarına duyarsız kalınılan bir dönemden geçiyoruz. Yani bütün dünya için söylüyorum. Ama bizde özellikle her şeye rağmen mümkün olduğunca insanların birbirlerinin derdine derman olmak için çabalarının bu boyutta karşılık görmesi çok gururlandırıyor. Onlara yardım edenlerden Allah bin kere razı olsun ama onlara da helal olsun. Bak kanaatkarlar. Şimdi bizde suistimal yok mu? Çok var. Daha adama fazlası bir gelsin. Daha zengini, yani zengin insan da var öyle. Mesela adam 1 milyar doları var diyor ki 1-200 olsun. 1-200 var 1-300 olsun. İşte arabası var jipim de olsun. Jipim var teknem de olsun. Teknem var uçağım da. Ya bitmiyor. Aynen. Şu anlamda da çok değerli bir mesaj. Oradaki köylülerimizin hepsinin büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüp selam saygılarımızı yollayalım. Yeter bizi yollamayın başka tarafa diyor. Bu da benim için çok değerli. Evet. Yani şöyle düşün. Başınıza gelmiştir evladınıza. Para verirsiniz anne bu fazla der. Şimdi sizin çocuklarınız küçük daha demez de ben yaşadım onu. Benim kızım der Melisa. Hani bu değerli bir şeydir. Manen mühim bir şeydir. Bir de vardır. Verirsen hiç de ver alır. Daha da fazla bin ver. Daha 2000 da ister. Ver, 2000 ver. Hani bir günde demez ya Allah razı olsun anne evet. De nereden buldun parayı ne yapıyorsun? Senin ihtiyacın bana bu kadar gerek yok bana şu yeter demez gibi düşünün evet. Yani. Helal olsun o anlamda da önemli bir mesaj. Gerçekten. Yeter Allah razı olsun fazlasıyla bize destek oldunuz. Lütfen başkalarına olun. Bizde bir de bu fazlalıkları kendimiz sizin adınızda dağıtacağız diyorlar. Helal olsun. Bizde bir birlik olabilme gücü var Türk halkında. Gerçekten işte, öyle var. Bu manipülasyonlar var. Falan olmasa aslında bizi kendi kendimize bıraksalar. Şimdi dünyanın en kötü şeyi nedir biliyor musun? Şimdi ben sokakta mahallede büyüdüm. O yüzden biz sevdiğimiz insanları kızım oğlum falan deriz. Ben seni de çok sevdiğimi bildiğim için ben sana kızım diyorum. Bak şimdi. Bizde en değerli, en kıymetli şey samimiyet. Şimdi ben sana dönüp rüya ile alakalı desem ki odaya çeksen. Nurtuba aramızda kalsın Allah aşkına yanlış. Geçen beni aradı rüya. Şöyle dedi desem. Ki aranızın ne kadar iyi olduğunu biliyorum ve rüya ne kadar iyi bir kızım. Evet. Bir mi inan bu? Şaşırırsın. Şaşırırım evet. Bir daha söylesem bu kadar iyi tanıdığın. Odanızda bu kadar mesaileştiğiniz rüyaya bile bir blok koyar, bir tedirgin olursun. Net. Bak düşün. Net. Çok iyi bildiğim bir... Üzgünüm rüya. He bak şimdi, hayır bizden örnek veriyorum ki insanlar alıngandı. Ya arkadaş sosyal medya ve şu andaki bu her şeyle alakalı bilincimiz öyle bir kirleniyor ki. Bunu Tuba böyleymiş, bu Hakan böyleymiş, bu rüya böyleymiş. İşte şu şöyleymiş, bu siyasi böyleymiş, bu böyleymiş falan filan diye. Artık hayatta hiç kimseye güvenin kalmadan... İtibarsız bir dünyada hiç kimseye güvenmeyen biz nasıl yaşayabiliriz? Ama oysa fıtratımızda olan bu. Bu, gerçekten bu. Gerçekten çünkü o sevgi bu. Seni mutlu kıldığı için pozitif de baktır diyor. Ama ben sana devamlı bu böyle, bu böyle, bu böyle desem negatif herkese surat ekşitsen zaten işin de rast gitmez. Yok. O kadar negatif enerjili Allah bir işin, insan. Aynen, işin gücün rast gitmez. Gerçekten öyle. Ben artık Nurtuba yani hangi platforma baksan kavga var. Akıl almaz da. Mesela en son söyleyeceği lafı ilk söylüyorlar ya. Hani Allah korusun ya. Hani derler ki birine bunu dedim mi cinayet işler diye laflar vardı. Onlar ortalıkta. Alenen, fitursuzca o ona bu buna bunu. O zaman da saklanıyorsun işte yani. Böyle bir enteresan dönemden geçiyoruz yani. Bu arada arkadaşlarım kulağıma şimdi bir bilgi verdiler. Allah rahmet eylesin. İntihar eden polisimizle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş. Bak, İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Ya, ben de ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben İçişleri Bakanı'nı tanıyorum. Çok seviyorum. Sayın İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye de buradan selam saygılar.
bu konulardaki hassasiyetlerini biliyorum. Bütün insanları ailesi gibi gören duygusallıkta ve samimiyette görev yapma çabası içerisindeler. Bu mevzuyu bırakmaz. Öğreneceğiz biz de ilerleyen dakikalarda. Asla ne olduğunu bırakmaz. Bilmiyorum. Şöyle artık geçelim şu konuya. Dün Türkiye'nin konuştuğu, hatta uzunca bir süredir Türkiye'nin konuştuğu bir davaydı. Üç kızına cinsel istismarda bulunan, iddia edilen diyeyim ben. Hani mahkemenin kararı var maalesef bilmiyoruz ki. İddia edilen bir baba. Beraat etti, söyledik, detayları da vereceğiz ama sonrasında haberimizi önce bir izleyeceğiz. Sonrasında da kızlarından Hatice Hanım bizlerle birlikte olacak. Önce bir hatırlayalım. İstismar davasında beraat. Ayrıca bana buru çağındasın, cinselliği benden öğren, ben senin babanım. Korkunç olay Mersin'de yaşanmıştı. İddiaya göre 3 kız kardeş yıllarca öz babalarının cinsel istismarına maruz kalmış, kan donduran gerçekse kardeşlerden biri evlendikten sonra ortaya çıkmıştı. Birbirlerinden habersiz olan kardeşlere yönelik istismarın küçük yaşta başladığı anlaşılmıştı. Ben yaklaşık 6 yaşından 19-20 yaşına kadar babamın böyle kameraya bakarak beni olur da izler diye söylüyorum tacizine ve ne uğradım. Tiksindim, korktum. Babam bana dokunduğundan beridir hep kendimden de tiksiniyorum. Hatta ben 2 kez intihar ettim. Sonra olay mahkemeye taşınmış. Korkunç davanın ilk duruşması Temmuz'da görülmüştü. Teyzenin de yaşadıklarını anlatmasıyla baba tutuklanmıştı. Sonra teyze şikayetten vazgeçmiş, baba Eylül'de serbest kalmıştı. Biz bu aileleri nasıl koruyacağız hiç bilmiyoruz. Tutuksuz yargılama kararı verdiler. Davanın 4. duruşmasında büyük abla için zaman aşımı kararı verilmiş, küçük kız kardeş içinse babanın cezalandırılması istenmişti. Davanın karar duruşması görüldü. Zanlı duruşmaya katılmıştı. Çıkan karar kardeşleri yıktı. Kardeşlerden biri zanlı babanın olayın başında para için yaptılar sözlerine yönelik para için hayatımı mahvedecek değilim dedi. Diğeri ise adalete sığınıyorum ifadesini kullandı. Sanık avukatları kızlarının ifadelerinde çelişkiler olduğunu savunarak beraat istedi. Mahkeme heyeti ise zanlı babayı suçsuz bularak delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Bu çocuklar hiçbir zaman, çünkü ikisi evli, biri de evliliği ne yazık ki bu yüzden bitti, babasına böyle bir suçlamayı yapmaz. Bugün boynumuz bükük ayrılıyoruz. Kızların avukatı kararı istinafa taşıyacaklarını duyurdu. Şimdi iki kardeş de hattımızda, önce onu söyleyeyim. Hatice Hanım'la da görüşeceğiz, Sevim Hanım'la da görüşeceğiz. Önce ablayla görüşüyoruz. Yani hangisi? Hatice Hanım'a bir merhaba diyeyim. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz bu istismarın sonrasında zaman aşımı uğrayan kişisiniz, evet. Değil mi? Tamam. Evet, maalesef. Şimdi, bir şey soracağım. Sizinle ilgili kısımda çıkan kararda uğradığınız mağduriyet kabul, fakat evet, zaman aşımından mütevellit iddia sahibine bir ceza verilemediği kararı mı çıktı? Evet. Hakan abi merhabalar. Merhaba yani, canım benim. O kadar kötüyüz ki maalesef. O kadar yani utanç yaşıyoruz. O kadar onurumuz zedelenmiş durumda ki ne yazık ki. Yani ne anlatacağımı bilmiyorum. Sakinleşmeye çalışıyorum. İlaçlar ayakta durmaya çalışıyorum. Canım benim ama haklısın. Bu maalesef arada da istediğin gibi konuş, zaman senin. Öyle şey, bu kolay şey mi? Kim konuşabilir? Senin duygusal olman normal. Bu haleti ruhiyede olman normal. Çok sakin konuşuyor olman anormal olurdu. Sen burası yani bizim halkımızın ekranı ya. Ya sen istediğin gibi kızım. Öyle şey olur mu? Yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz ya. Hakan abi şöyle bir şey, yani çocukluğumuzda çok büyük yaralarla, travmalarla geçirdik. Çok ağır şeyler yaşadık. Yani yayınımızda anlatılamayacak kadar ağır şeyler. Ben çok mücadele verdim. En büyükleriydim. Hem başvurmadığım yer kalmadı. En büyük halama söyledim. Hala dedim böyle böyle bir şey var. Annem zaten sürekli dayak yediği için, sürekli işkence gördüğü için annem artık bu olayları kanıksamış durumdaydı. Dayak yiyip bizi alıp dayımlara gidiyordu. 8 tane erkek dayım var. Evet. Onların evine gidiyorduk. Onlara sığınıyorduk. Sabahında bizi geri böyle, çok özür dilerim, bizi paket gibi geri getiriyordu bu adamın evine. Sonrasında işkence. Yani aklı hayale sığmayan, bizi geceleri yatağından kaldırıp dizinin dibine oturtturup sırayla bizi döven, yani dövdüğünde refleks bile gösteremiyordum. Hatice'cim. Elimizi kaldırdığımızda
Beni daha çok seviyordu. Yani çok mücadele verdim. Halama canım söyledim. Benim. Halam hemen şey dedi. Sakın bunu kimseye söyleme. İftira atıyorsun sen. Ondan sonra baban seni öldürür. Yetmedi. Canım benim. En büyük oğlu vardı. O şu anda yaşıyor. Her şeyi de biliyor. Bu dava sürecinde de yanımızda olacağını söyledi. Ama olmadı maalesef ki. Yani anlatacak çok şey var. Canım benim. Bu kadar. Kaboyu bilsin ben bir şey söyleyeceğim. Hani ben senin buyurun. Çok konuşmanı istiyorum. Deşarj da oldu. Hiç sıkıntı yok. Zaten bu kamuoyuna da yansımış. Bu saatten evet. sonra senin psikolojinin ve yaşadıklarının bilinmesi en doğru. Hem örnek olması açısından. Hem evet. toplumun empati yapması açısından hem de adaletin yerini bulması açısından evet, mühim. Evet. Şimdi ben şunu doğru anlıyorum. Sizler buyurun. Maalesef sistematik olarak bu çirkin duruma evet. maruz kaldınız ve karar verdiğiniz andan itibaren gerek aile içinde evet. gerek etrafta halalardan tut, dayılardan tut, annenize kadar çırpınırcasına çare bulmak adına hem dillendirdiniz... Hem elinizden gelen her şeyi yaptınız fakat evet. her çabanızda bu bitmemekle beraber yanına şiddet, tehdit ve şantaj olarak size döndü. Evet. Hakan abi. Evet canım benim. Şöyle bir şey var. Yani zaten çok acılar yaşadık. Tabii. Biz unutmaya çalışıyoruz. Ben baktım ki artık ben 15-16 yaşlarında en küçük kız kardeşimi gördüm. Ben artık yani bir çare bulamadım. En sonunda kardeşimi görünce... İsyan ettim. Çok kötü oldum. Yani annemden bir çare geldiğini artık gelmeyeceğini anladım. Hiçbir çözüm bulunamayacağım. Dayımların ve halamların hiçbir çare olamayacağını anladım. Artık ben dedim ya beni öldürecek dedim. Yani yapacak başka bir şey yok. Ama kardeşini görünce dayanamadım. Ve beni ölümüne dövdü. Yani öldürecekti beni o gün. En sonunda kapının önündeydi. Ben kapının önündeyken bana öyle bir cesaret geldi ki ben de artık yeter dedim. Ben senin kardeşime de ne yaptığını gördüm dedim. Büyük bir cesaretle kapının önündeyken onu itekledim. Bir daha da hiçbir şekilde eve gelmeyeceksin dedim. Yeter artık dedim. Ve korktu. O zaman korktu, evden gitti. Bizi hiçbir şekilde rahat bırakmadı. Ben en büyükleriydim. Yani yaşım çok küçüktü ne yazık ki. Bizi her türlü şeyle sınadı. Bunun ortaya çıkmaması için her şekilde yani zorladı. Böyle şiddet gösterdi sağda solda. Hep başkasının eliyle, amcamızın çocuklarıyla, başkalarının eliyle. Hiçbir zaman kendisi bizzat yapmadı. Ve en acısı da bunları sanki başka bir kabahatimiz varmış gibi dile getiriyordu. Ben bu istismarı yaptım da bunlar sağda solda konuşurlar diye değil. Büyük bir mücadeleyle yani Hakan abi konuşacak çok şey var. Peki bir büyük şey soracağım. Büyük mücadeleyle yani onun evimizden gitmesi bile bizim için büyük bir nimet. Çünkü biz hayatımızı öyle olacak zannediyorduk. Babam yani bunu yapması gerekiyor. Kanıksayacak duruma gelmiş ama ben dayanamamıştım. Mahkemenin gerekçeli kararı ne serbest bırakılmasının? Beraat etmesini pardon. Beraat yazıyor. Serbest değil. Beraat yani komple tüm suçlamalardan evet, beraat diyor. Nedir bu? Avukat ne diyor veya siz ne biliyorsunuz? Hani mahkeme bu kararı neye dayanarak vermiş beraati? Şimdi şöyle bir şey bizim anlam veremediğimiz yani zaten beyanlarımız alınırken bu Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı yani gerçekten Allah binlerce kez razı olsun çok namuslu. Gerçekten mesleğini hakkıyla yapan insanlar da var. Biz anlatırken zaten ilk başta ifadelerimiz alındığında baygınlık geçirdik. Yani bunlar kolay şeyler değil anlatmak. Tabii ya sen dışarıdan davulun sesi herkese bu sen bir kere helal olsun siz ne yürekli ne güçlü kızarmışsınız kızım. Helal olsun. Ama Hakan abi yani istediğimiz gibi olmadı. Yani olur. Biz savcıya anlattığımız zaman... O kadar ağır şeyler oldu ki yani savcı dayanamadı. İnanın gömleğinin düğmesini açtı, kravatını açtı. Yani siz nasıl bu şekilde ayakta durabildiniz? Yani bu arada ben iki üniversite mezunum. O zorluklardan sonra azmettik. Yani büyük mücadele hiçbir şekilde kendisine tenezzül etmeden. Yani dedi ki ben en büyükleriydim. Kardeşlerime söylediğimde yani hiçbir şekilde kimsenin namusuna, parasına hiçbir şeyine gözümüz değmeyecek. Biz bu ailenin içerisinde iyi bir şekilde çıkmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok diye. Ben iki üniversite bitirdim. Öğretmenlik yaptım. Ortanca kız kardeşim öğretmen. En son kardeşim de mimar. Yani biz o kadar zorlukların içerisinden sıyrılmaya çalıştık. Tam unutmaya çalışıyorduk. Halam bunu ortaya çıkardı ama sırt döndüler. En sonunda dava açılmaya başlayınca biz savcıya bu durumu anlattığımızda savcı yani inanamıyorum bu şekilde nasıl yaşadınız bu adama
nasıl dirayet gösterebilir, güçlü olabilir? Peki Hatice Hanım. Bu adam pedofili ve bu adam şizofren dedi. Gerçekten... Beraat kararı ne? Evet, onu bir ısrarla sormak istiyoruz bir kez daha. Gazetelere yansıyan delil yetersizliği nedeniyle o kişinin beraat ettiği. Delil yetersizliği değil Nur Hanım. Dava açıldı. İddianame yani iddianame hazırlama sürecinde ifadesi alındı. O artık baba demek istemiyorum gerçekten. Tabii. Hemen şey diye savundu kendisine. Para için yapılıyor dedi. Ama iddianame hazırlığında başka bir savcı, aynı savcı bile değil. Yani başka bir savcı dedi ki hiçbir kadın, hiçbir çocuk İzzet'in ayakları altına alıp da bu şekilde babasına iftira atmaz dedi. Bu doğal akışa aykırıdır dedi. Ve iddianame kabul edildi. Ancak benim maalesef ben büyük olduğum için benimkine zaman aşımı dediler. Yani hiç mahkemeye sunulduğunda hiç yaşanmamış. Diğer kardeşlerine ne dediler? Zaman aşımı verildi benimkine. Tamam, diğerlerine? Sonra ortanca kız kardeşimin davası ve küçük olan iki devam ediyordu. Ona ortancaya da zaman aşımı denildi. Yani en küçük kız kardeşime sıra geldi. Onun mahkemesi görüldü son 3 davadadır. Ona da şey denildi, işte çelişkiler var denildi. Zaman aşımından önce gidildi. Baktılar ki zaman aşımı olmuyor, çelişkiler var denildi. Yani bizi savcı, Cumhuriyet Savcısı... inanmasına rağmen %1,000,000 kez gerçekten inanmasına rağmen beyanımızı esas almasına rağmen yine de hani mahkemeler, hukuk, adalet, somut delil ister diye bizi adli tıpa gönderdiler. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Hatice'cim. Çok özür dilerim. Buyurun. Kesiyorum. Şimdi mantık yürütüyorum. Allah korusun. Hayat, empati çok önemli. Doğruları bulmanın anahtarlarından biri diye düşünüyorum. Allah korusun. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet. Benim çocuğum bana böyle bir ithamda bulunsa, iftira atsa, babanız açısından düşünüyorum şimdi, o kişi açısından. Ben kıyamet kopartırım. Bak biraz önce biz, Allah rahmet eylesin, bir polis memuru arkadaşı verdik. Sadece ve sadece gözlüğümü aldı iftirası yüzünden, canına kıymış, Allah rahmet eylesin, bir polis iftirası verdik. Şimdi velev ki bir değil, iki değil, üç evladı tarafından detaylı bir biçimde sistematik bu suçu işlediği iddiası yapılıyor ya. Ya kardeşim sen bir çık zaten her tarafı, bir de dünya ne ağır bir şey. Hani bir kanunlar önünde kendini sözde anlattığını varsayalım. Bir de Allah indinde kamuoyu nezdinde ben evladını taciz yapacak baba mıyım adı altında bir açıklama yap. Duruşmaları onu yaptı bile mı? Gelmiyor. Hani mesela abi, işte yani... hayır, normal refleksi anlatma yani oradan da bakıyorum. Ha, bu ne? Mahkemeye bile katılmadı Hakan abi. Biz çok istedik, rica ettik, yalvarıyoruz. Dedik ki bizi karşı karşıya getirin. Biz yüz yüze gelmek istiyoruz. Bakalım gözümüzün içine bakarak yapmadım, yalan söylüyorlar diyebilecek mi? Ama hiçbir şekilde davaya bile katılmadı. 4 tane avukatı canla başla kendisini savundular. Yani o kadar açık ki. Öyle bir savundular ki Hakan abi. Sanki o 4 duvarın arasında bizim yaşadıklarımızı yani bilen ya? İnsanmış gibi. Yani bu şekilde gerçekten olmaz. O kadar acılar... çektik yani, bilmiyorum ne zaman. Mahkeme nerede oldu bu Hatice'cim? Mersin'de oldu değil mi? Aynı evde yaşadığımız zamanlarda oldu ve hepimizin... Mersin'de nerede peki mesela şu mahkeme, şu ne oldu falan var mı? Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kendisi Aydın Didim'de yaşıyor. Hiçbir şekilde davaya katılmadı bile. 3. Ağır değil mi? 3. Ağır Ceza. Evet. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Evet, Mahkemesi. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Şimdi biz buradan Adalet Bakanımıza da seslenelim. O da Allah razı olsun. O da çok duyarlı ve farkındalığı var. Sürekli bizde de eğer toplumun genelini ilgilendiren bir sıkıntı varsa sıfır kompleksle hemen gereğini yapıyor. Öyle bir egoları falan hani Allah razı olsun. Bakanlarımızın şeyi yok. Aman falan filan demiyorlar. Ben eminim bu konuyla da alakalı soruşturma açacak. Çünkü bu zaman aşımı... Ya bir mala mülke hadi ben ne bileyim ama bir insanın onuruna, haysiyetine, hele sizinkisi o kadar ağır ki hani cümle bulamıyorsun ya. Bir de deli. Anneniz nerede? Anneniz şu an? Annemiz de Mersin'de, kardeşlerimle birlikte yaşıyor o da. Siz şu an beraber misiniz üç kardeş? Yok. Şöyle bir şey Hakan abi, üç kız kardeş yani biz 5 kardeşiz.
evliyiz. Üç kız kardeşler evliydi. Erkek kardeşimin biri de evli. Hepimizin ayrı evi var, ayrı düzeni var, çocuklarımız var. Yani akla mantığa uygun değil. İnanın o kadar zor şartlarda biz davayı açtık. Bir neden yok diyor evet. Kız. Yani... Hatice Hanım bir de sizin yaşınızı da öğrenelim. Hani 34 yaşındasınız ben biliyorum aslında kendim sordum cevapladım gibi oldu ama delil yetersizliği dense dahi zaman bu tarz yani zaman aşımı delil yetersizliği zaten kaç sene önce olmuş olay. Yani hani bunu mantıken hiç hukuk okumamış bir insan bile bunu düşünebilir. Evet. Bunun delili mi olur? Yani bu kadar kardeşler üçünüz bir arada söylüyorsunuz, her şeyi anlatıyorsunuz. Evet. Adam bile diyemeyeceğim şahıs duruşmaya bile katılmıyor ama evet. Beraat veriliyor. Yani Allah size adamlar, sabır versin. Adamlar insanlık suçu işlenmiş durumlarda filmlerini seyrediyoruz. 100 yıl sonra adamı alıyor, saklandığı Avustralya'dan getirip yargılıyor. 200 yıl sonra, 300 yıl sonra bir davayı açıyor falan filan. Bir kadının zaten taciz, dün de böyle bir film seyrettim, kadınlarımıza Allah yardım etsin, başlı başına zaten bir travma. Bir de bu aile içinde olması, travmanın travması, bir de baba artık kızları evet. Düşün ve sizlerin şu an etrafınızda evli olanlarınızın kocalarına da helal olsun. Evet. Hakan abi sizin gerçekten şunu da söylemek istiyorum. Onu yani... söyle kızım. Bize o kadar çok destek verdiler. Helal olsun yani, o çocuklara. Yani bu arada benim eşim de jandarma astıbayı. Yani canım benim. Selam saygılar. Teşekkür ederim. Sırf eşimiz olduğu için yani eşlerimiz olduğu için onlara o kadar çirkin iftiralar atıldı ki. O kadar oraya yanlış silen. Şeyler söylenildi ki sırf aklanabilmek için ben de iftira konusunda çok canım yanıyor. Hepsinin anlamında aklandı ama kendi kurumu maalesef ki ona sahip çıkmadı. Hatta ceza alsın diye başka yere sürdüler. Yani her kurumda doğru insanlar da var, yanlış insanlar da var ama ben buradan Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum. Ben inanıyorum. İnanıyorum ki namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, vicdanıyla her şeyden önce bu adaleti yerine getirebilecek, sağlayabilecek insanlar elbette vardır. Biz adliye koridorlarında adli tıp raporu özellikle. Ya şunu da özellikle belirtelim. Özür dilerim Hatice ya. Heyecanlandığım için sen hakkını al istediğim için de. Şimdi kızcağız 34 yaşında. Mutlu çocuğun var mı? Evet, iki tane çocuğum var. Allah yeni doğum bağışlasın. Yaptım. Allah yani, bağışlasın. O kadar zor ki. Bakın, bebeğimle birlikte gidip geliyoruz. Şunu, seni buyurun. Tanımayanlar şunu bilsin istiyorum. Kız diyor ki buyurun. Gayet mutluyum. Eşimin işi evet. Var. Ben iki tane çocuk annesiyim. Evliliğimde mutluyum. Hiçbir problem evet. Yok. Mantık olarak genelde insanlar uğradığı dışarıdan bir tacizi bile sırf kendi düzeni bozulmasın diye saklarken evet, bu kadar ağır travmatik bir durumu niye söyleyeyim? Çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Ortanca kız kardeşim Hakan abi yani özür diliyorum sözünüzü kesmek istemem ama gerçekten olur mu çok sen, yanıyor. Ben özür yani dilerim. Çok çok yanıyor. Ortanca kız kardeşim bu aşamalarda mahkeme sürecinde düğününe hazırlık yapıyordu. Ve sırf bu davadan dolayı medyaya basına yansıdı diye nikahları yapıldı. Düğününe bir hafta vardı. Çocuğun ailesi bu şekilde televizyonlarda gördüğü için işte babası böyle yapmış bir kızı biz istemiyoruz. Çok özür dilerim. Böyle kızı istemiyoruz tabii. Dediler. Ve şu an daha kız aynı evde yaşamadan. Ve mahkemede bu yaşadığınız sonuca zaman aşımı diyor. İşte adalet onu diyorum bakın şimdi yani. Ya boşanma bu kızların cesaretini yani düşün aslında. Boşanma davası açmışlar. Öyle, Sevim Hanım mı bahsettiğiniz kardeşiniz? Diğer kız kardeşiniz mi? Saadet kız kardeşim tamam. Ortanca. Ve o daha önce yani canına kıymak istedi. İki kez intihar teşebbüsünde bulundu. Yani bunun vebalini kim ödeyebilir? Dediniz ya iftiradan hayatına kıymış diye. Bizimki de tam tersi. Yani inanın ya söylemek dileme bile var mı? Benim şu an küçücük bebeğim var. Benim dünden beri sütüm gelmiyor. Besleyemiyorum onu. Çocuklarımın yüzüne bakıyorum. Yoksa ben de canıma kıyardım. Sakın kızım ya. Sakın. Ben canım benim. Tükendim. Kardeşlerim perişan. Erkek kardeşlerim. Onurları zedelenmiş. Onu gerçekten öldürmemek için binlerce kez yalvarıyoruz. Adalet Bakanlığı'na tabii. Sığınıyoruz. Bu şekilde büyük bir aile faciasına dönüşmeden yardım edilmesini istiyoruz. Erkek kardeşlerim onu yıllar sonra öğrendi. Eşlerimiz öğrendi. Çok ağır bir şey. Kardeşim onu dayanamadı. Beraat kararından sonra çok yanlış şeyler düşünmeye başladı. İstemiyoruz ama onun da artık ruhu kaldırmıyor. Bedeni herhalde kaldırmıyor. Canım. Yani iki ay bir tutuklu kaldı. Bütün deliller toplandı. Adli tıp raporu. Ondan sonra bizim beyanlarımız, şahitlerimiz hepsi toplandı. Ve iki ay tutuklu kaldı. Sonrasında serbest bırakılınca benim kardeşim onun
canına kastetmek istedi, onu öldürmek istedi ama Allah'a şükürler olsun ki ölmedi. Çünkü ben ölmesini falan istemiyorum. Adalet karşısında cezasını çekmesini istiyorum. İnşallah. Bizim yaşadıklarımızı belki bir nebze olsun o 4 dolar arasında yaşasın istiyorum. Yani bunlar kolay şeyler değil. Hani iftira mümkün mü? Ben düzenime, kız kardeşim düzenine, erkek kardeşlerim evli, çocukları var. Biz çocuklarımızla, bebeklerimizle adliye koridorlarında, eşlerimizle, yazık günah değilim. Hepsinin bir ailesi var, eşlerimizin ailesi var. Bizi milyonlarca insan izliyor. Bunlar kolay şeyler değil. Hiç. Yani, Hatice Hanım, sizin anlattıklarınızı dinledik. İzninizle Sevim Hanım'a da bir merhaba demek istiyorum. Ben siz de lütfen tamam. ayrılmayın. Kardeşiniz tamam. Sevim Hanım da hattımızda. Onun da bir duygularını almak isteriz. Sevim Hanım, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hatice Hanım'ı dinlemişsinizdir. Size de aslında bu durumda geçmiş olsun demek bile utanç verici ama yok, siz geçmez. Nasıl evet değerlendiriyorsunuz bu kararı? Yani öncelikle bu geçecek bir şey değil maalesef. Maalesef. Yani ben burada ablamı dinlerken şu an görüntümüzü görürken bile artık kahroluyorum. İnanın böyle bir şeyin içerisinde o yani ben ya söyleyecek şeyi bulamıyorum. İnanın dün ki beraat kararından sonra ben ambulansla çıkartıldım. Anneden hatırlamıyorum bile ne olduğunu, ne söylendiğini hatırlamıyorum bile. Yani bilmiyorum çok ama çok üzgünüm. Yaşadığımız şeyler öyle acı ki tarifi mümkün değil. 1,5 seneye yakındır verdiğiniz bu hukuk mücadelesinde adliye koridorlarında feryatlarımız, figanlarımız, baygınlıklarla size pahalarca ifadeler verdik. İlk duruşmamızda sadece benim 4 saat boyunca verdiğim ifadeler tutanaklara geçti. Yani ben böyle bir şeyi yani üzülüyorum. Canım inanılmaz derecede yanıyor. Ben dünkü mahkemede, karar mahkemesinde o baba olacak şahısın yani ona söyleyecek çok kelime var, çok sözler ama kendime yapıştıramıyorum. O baba olacak adamın 4 tane avukatı dalga geçer gibi, dalga geçer gibi bizim söylediklerimizi dalga geçer gibi konuştular. Ve ben yani Allah'tan diliyorum daha beterleri yaşasınlar. Bir tecavüzcüyü savunmanın vebali çok ama çok büyüktür. Hiç kimse ama hiç kimse. Hayatını böyle bir şey, hiçbir şeyin sebep uğruna, bir maddi gerçek, bir maddi, bir çıkar uğruna böyle hayatını alt edemez. Doğru. Ben resmen dün o 4 tane avukatı ve bir tanesi kadın. Ben onların gözünde resmen dalga geçilerek ifadeler veriyorum. Ya böyle şeyler olur mu ya? Ya bunlar çelişkilere bak ya benim orada verdiğim ifadeler biz ilk müracaat sahasına gittiğimizde ifademizi verdiğimizde ben baygınlıklarla ifade verdim ve belki Cumhuriyet Savcısı'ndaki müracaat savcısı kalemini elinden bıraktı adam artık havale geçirdi yakasını düğmesini açtı ve adam dedi ki ya siz nasıl yaşadınız burada nasıl sağ kurtuldunuz siz nasıl buradan çıkabildiniz nasıl onun elinden kurtulabildiniz yani böyleyken benim dün yaşadıklarım, benim yaşadığım acılar, kız kardeşlerimin, ablalarımın yaşadığı acılar dalga konusu olacaksa ben onları Allah'a havale ediyorum. Ama sonuna kadar, sonuna kadar neyse bunun sonu ona kadar mücadele edeceğim. Bu bitmedi. Siz şu an hayatınıza nerede devam ediyorsunuz? Siz de evlendiniz sanıyorum değil mi? Nur Hanım ben de evliyim. İlk çocuğum var ve koridor, adliye koridorlarından büyüdü benim oğlum. Benim oğlum daha 2,5 yaşında ama mahkeme biliyor, adliye biliyor, avukat biliyor. Yani bunlar benim için çok ama çok acı şeyler. Ben her ağladığımda anne yine ne oldu avukat da bu konu çözdü diyor. Bunun vebalini, bunun acısı da ya ben size tarif edemem. Yaşadığım çocukluk travmalarını size tarif edemem. Ben hala kapı gitti uyuyorum. Çocuğum bana anne kapıyı neden gitmiyorsun dediğinde ona bir açıklama yapamıyorum. Ben artık insan gibi yaşamak istiyorum. Sadece normal bir hayat diliyorum artık. Ben hiçbir şekilde orada baba yazan kelimesiyle ben boy boy mutlu fotoğraflarım yayınlandı isterken şu an böyle bir doğru. Kaldırın o KC'yi de ya kızlar haklı ya. Baba maba yazıyorsunuz. Baba kaldırın değil, evet. İstemiyor kardeşim. Kızların hassasiyetini insani olarak anlayın. Yazık günah ya. Ya yani mesela Halit-i Rüyem'i anlatayım. Onlar adına utanıyorum mesela. Evet. Hani benim şu an kelime cümle koy. Öyle olmuyor yani. Şu yani utanıyorsun yani. Bu yaşananlara, bu çaresizliğe, bu drama, bu acıya. Bir de hani bazı konular vardır dedim ya maldır, mülktür, ticari ortaklıktır. Onda tarafların tam kanaat getirmek adına mahkeme 14 ay sürer 16. Ama bu kadar ağır sonuçları olma ihtimali olan davaları
insanların hassasiyetinden mütevellit daha hızlandırırsın falan. Ve 1,5 yıl bu kızları bu kadar zaten ağır bir travma yaşamış kızları mahkemelerde işte söyledi neler yaşayarak ne oldu. Üstüne bir de böyle bir sonuç, bir de nedeni de zaman aşımı diyorsun. O zaman ben de diyorum ki Mars'a imkan olsa vallahi yerleşirim. Şöyle yapalım, hani reklama gitmemiz şey gerekiyor. Yap, abartmıyorum ya. Yerleşirim. Nedir ya, bir günüm gelecek öleceğim. Huzurlu öleyim derim ya bari. Bu nedir ya bu? Bu nedir ya? Ya Hatice Hanım sizi de, Sevim Hanım sizi de anlıyoruz. Kısa bekletmek zorundayım. Kusura bakmayın lütfen. Kısa bir araya gideceğiz, ardından devam edeceğiz. Reklamlardan önce Türkiye'nin konuştuğu davanın taraflarından, daha doğrusu acılı kız kardeşler Hatice Hanım, Sevim Hanım yayınımızdaydı. Üç kızına cinsel istismarda bulunan baba, iddia edilen baba beraat etti. Bu konuyla ilgili görüşlerini aldık. İkisi de çok perişan olduğu için daha çok yormak istemedik. Arkadaşlarımız diyalog halindeler, hala takipçisi olacağız. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, biz kişilerin aktardığı üzerinden yorum yaparken benim özellikle de isyanım şu, bu tip manevi durumlarda zaman aşımı denen kavram geçerli olmamalı. Bazı suçlarla alakalı zaman aşımı dediğiniz şey olabilememeli zaten yani. Evet. Şimdi her hele konu benim arım namusumsa, birimizin, herhangi birimizin arıyla namusuyla alakalı hangi güç ve erk zaman buna yeteri kadar imkan tanımıştır, sen artık duygularını bir tarafa koyabilirsin diyebilir. Böyle bir mantıksızlık olur mu? Bu arada bakanlığımızda da tekrar teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanlığımızda da her ne zaman ne konuya parmak bassak hassasiyetlerini, egosuzluklarını, kibirsizliklerinden mütevellit ilgilerine ben buradan özellikle teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızdan da onu okuyayım hatta. Okuyacak. Hemen okuyayım şöyle. Hayatına son veren polis kardeşimizin durumu ile ilgili bir açıklama galiba, değil mi? Evet, şöyle. Ha. Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi amirliğinde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından bir polis baş müfettişi ve bir mülkiye baş müfettişi görevlendirilmiş olup tahkikata hemen başlanılmıştır. Ben ne dedim? İfade bu. Ben hani açıklama. Fikri neyse zikri odur diye bir laf vardır ya, yanlış anlamış. Süslü lisan da diyoruz, üzüyorsak da affolsun ama ben İçişleri Bakanımızı çok seviyorum ya. Saygılar sunuyorum benden. Ve tanıdığımı düşünüyorum ve beni hani böyle bazen telepatik iletişim kurarsın ya bazı insanlarla, ararsın. Aa, tam da senden konuşuyorduk derler. Evet. Başınıza gelmiştir. Çok. Şimdi benim de onunla sanki öyle bir iletişimim var gibi, buradan selam saygılar, bırakmaz. Çünkü şey yani şöyle bakıyor, halkını seviyor, sahiplenmiş, değerleri, ortak değerleri üzerinden maneviyatı da olup samimi olarak insanların derdiyle dertlenip özellikle teşkilatıyla alakalı yettiği kadarıyla sorunları çözme odaklı bir insan. Bunu bırakmaz. Evet, Allah yardımcısı olsun bu kadar Allah şeyde. Allah razı olsun. Şöyle, izleyicilerimiz de iftira etiketi altında onlarca yorum yapmışlar az önceki konuyla alakalı. Birkaç tanesini okuyabileceğim ancak. Sarı Orkide yazmış mesela. Baban sırtını dayayacağın dağ olmalıydı. Yaşamak zorunda kaldığınız şeyler için ben sizden çok özür dilerim demiş. İnsanların yaşadığı fitursuzluklardan, acılardan ve dertlerden, zaman zaman adaletsizliklerden kelimeler bir anlam ifade etmediği için mahcup olup bu yaşamın fitursuzluğundan dolayı utanıyor. Sen utanıyorsun. Mesela o bir şey anlatıyor. Neyse, evet. O mağduriyet o kadar acı ki. Ona bir cümle kurmak çok anlamsız, klişe geliyor. Yani onun doğallığını bozuyor oluyorsun senin şunu yapman. Vah vah demen. Çünkü o olmuyor yani. O olmaz. Onu geç. Samimi mahcup oluyorsun. Evet. Onun acısından sen mahcup olup utanıyorsun. Az önce bizim yaşadığımız gibi maalesef. Sinan Macit yazmış. Suçsuzlara iftira atarlar, hapis yatar ama gerçek suçlular serbest kalır. Adaletin bu mu dünya? Ya kardeşim, bu ülkede Ergenekon balyoz oldu değil mi? Evet. Ben oradaki duruşmalardaki ifade veren, o dönemin yargılanan, bizim çok bu vatana emeği geçmiş, millete hizmeti geçmiş insanların feryat figanlarını ayda bir girer, 1,5 saat 20'şer dakikadan o ifadeleri dinliyorum. İnsanları o kadar çaresizleştirmişler ki artık savunma yaparken
bu memlekete hizmeti, bu vatana hizmeti geçmiş insanlar o kadar umutsuzlar ki. Diyor ki bana 100 de versen, 150 de versen sana diyor savunma şeyimi vermeyeceğim, yaşatmayacağım diyor o tatmini. Bunlar yaşandı. Peki şimdi onları yargılayanlar nerede? Nerede? Amerika'da Guantanamo diye bir yer var. Esir kampı. Dünyanın dört bir yanından kendilerince düşman belledikleri insanları alıyorlar, ağırlıkları da Müslüman, oraya götürüyorlar. O götürülen insanları neyle suçlandığını söylemiyorlar bile. 10 yıl boyunca kapalı işkence. Ne adaleti ya? Evet. Nur Tuğba, ne adaleti ya? Maalesef. Maalesef. Ha, maalesef. Bir tane yalandan Avrupa'nın bir tarafında 152 tane bayraklı adalet ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurmuş. Son model arabalarla gelip çok şık takım elbiselerle çok havalı böyle binalar. Dişleri falan onların çok güzel. Mesela bizde öyle çok güzel dişli insan az bulursun. Senin dişin güzeldir ama onlar da parayı buldukları için sömürüyor. Herkesin dişi çok güzel. Büyük havalarda falan oradan iki tane bir de şey yapıyorlar. Onları en tepeye koymuşlar oradaki hakimleri. Böyle İşte bir de süslü o şeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan karar gereğince her yeri yerinde yılda öldürüyorsunuz 2 milyon insan sömürüyorsunuz 2 milyar insan. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ya iyi ya ne adaleti ya. Toplumun iyi insanlarını makul kabul edilebilir standartla tutabilmek için aralarda yalandan iki tane Yunus kurtarıyor. Bir tane iyi falan filan. Doğru söylüyorsun şu, ya. Şeyi göçmenleri görmüyor musun? Çoluk evet. Çocuk kucaklarında botlarını ateş edin diyor. Hava -9. Botlarını deniz ateş. Dalga içinde. Onlar o sudan bir metre daha onlara doğru yaklaşmasın diye. Botlarını ateş edin. Suda çocuklarıyla beraber donarak boğulsunlar diyor. Böyle bir zihniyetten burada, bahsediyoruz. Böyle zihniyet. De adalet ne adalet ya? Nerede adalet, adalet gerçekten? Adalet. Şimdi maalesef yine bir polisimizin hayatını kaybetmesinin haberini vereceğiz ama şöyle. Şey vardı ya. Ne? Hatta şarkısını aldık adamcağızın. Suavi. Ya. Suavi'ni verelim mi? Vereceğiz onu da vereceğiz. Önemli bir haber o. Tamam onu da vereceğiz. İstersen arkadaşlar hazırsa önce o haberi de verebiliriz. Tamam peki hatta ben anlatayım haberi kısaca o haberle devam edelim. Şöyle şarkıcı Suavi'nin eşi, sanatçı Suavi'nin eşi bir video paylaşıyor. Kızının dans videosu. Dans videosunda da giydiği kotta bir yama var. Olanlar ondan sonra ya kadın teker teker olur, ailesiyle bir fotoğraf paylaşıyor. Evet video izleyelim neler olmuş sonrasında neden eleştirilmişler birlikte bakalım. Yama tartışmasında kim haklı? Sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, kızının evde dans ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler olay oldu. Kızın pantolonundaki yama sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bazı takipçiler sanatçının eşine utanmıyor musun? Kızın yamalı kıyafetle geziyor yazarak sert bir dille eleştirdi. Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan o eleştirilere evet yama var, hayır utanmıyorum diyerek yanıt verdi. Sonra da kızımın birçok pantolonunda yama var çünkü hızla eskitiyor ve yırtılan pantolonu atmak yerine yama yaptırıp yeniden giydiriyoruz. Ayakkabılarımızı, çantalarımızı da yaptırıyoruz. Hem terziler kazanıyor hem biz dedi. O yanıtın ardından sosyal medyada kim haklı tartışması başladı. Kimileri Suavi'nin eşini haklı bulurken, kimileri ise çocuğunun bu görüntü nedeniyle zor durumda kalabileceğini belirtti. Bunu da keşke artık tartışmasak ya. Bunu ne? Da yani bunu böyle... Kızım bak diyorum ki sana. Yani burada da niye artık... ben programı her gün, ayda en az 7 defa bindik bir alamete gidiyoruz kıyameteyle bitiriyorum? Niye? Çünkü artık çıldırılmış bu ve bu var. Tarz çıldırılmış. Haberler bu ne ki? Bu ne? Şimdi bir kere edep adap olarak bir insanın
karısına, anasına, çocuğuna karışılmaz kardeşim. Bizim namahremimiz yok mu ya? Biz nereye düştük? İşte bu sosyal medya yüzünden oluyor bu. Şimdi iki tane bunun zaten cevabı vardır. Bir, ya ekonomik imkansızlıklarından dolayı böyle bir tercihte bulunmuşsundur ki zaten bu ayıp bir şey değil. Bununla alakalı fark dikkat çekmek ayıp. Veya tarzından mütevellit tasarrufundur. Yani senin hayatı yaşayışınla ilgili kadın felsefesini koymuş. Ben tasarruf adı altında böyle bir şeyi benimsedim. Benim doğrum da bu demiş. Kaldı ki onun çocuğu sana ne? Aynen, sana ne? Ama sosyal medyaya girdin mi her şeye maydanoz. Bir azgın azınlık var her şeye ama. Onu niye öyle dedin? Bunu niye böyle yaptın? Onu niye giydin? O çocuğun dudağında ruj mu var? Bununla küpe mi taktın? Eteği kısa. Bikinili fotoğrafını koymayın. Onu bilir. Ben öyle bir de... Bu arada da şöyle bir riyakarlık da var. Normalde sen bunun bir insanın suratını zaten söyleyemezsin. Mesela sen o kızı eve gittin diyelim. Veya annesiyle beraber markette gördün. Hanımefendi neden bu çocuğu yamalı pantolon giydiriyorsun diyebilir misin? Asla diyemezler. Senin asla. Bütün cesaretin ya bir cehaletin ya art niyetinden kaynaklı. Diyorsun ki şuraya yazayım ne olacak ki hiçbir yaptırım yok ki. Zaten hangi biriyle uğraşacağım? Bu zihniyette ya işte hasta. Hani ben de artık bu kadar idmanlıyız bazen bir kopuyorum. Allah! Yani elime geçirsem böyle eskiden biz çamaşırlar evlerde yıkanıp leğenler. Merdane çamaşır. Kışın ya ne mer? Ondan da leğende yıkayıp sobanın üstüne asardık çubuğa veya yazsa arkada küçük bir balkonumuz vardı silkelerdik ama ondan önce sıkardık sonra asardık kurusun diye. Böyle sıkarım onu. Bak yemin ediyorum herhangi bir fiziksel şey ama sıkarım. Yani mesela şu elimi benim bak şöyle tutayım onu Kur'an Evliya çapsın 100-300 kişi açamaz. Ama sen de sırf şurada diye yazıyor. Muhatap yani adamın çocuğuna ne yeme böyle. Nedir senin şimdi fitursuz, ahlaksız, gereksizsin yani. Gerçekten size ne ya size ne deyip ama devam sosyal edecek. Medyadan tacize uğramayan bir insan var mı bu dünyada? Yok. İftiraya uğramayan olmadığı gibi senin söylediğine de yok. Cevabım maalesef yok. Şimdi... Caner Cindoruk'la ilgili bir haberimiz var. Şöyle, geçtiğimiz günlerde Behzat Uygur kendisiyle ilgili daha önce de aslında açıklanan bir anısını paylaştı. Babası Necdet Uygur'un kendisini Adana'da görüp tiyatroya davet etmesiyle ilgili. Bu konu çok tartışıldı. Nedenini haberi izleyince sizler de daha net demek anlayacaksınız. Demek ki bir polemik var ki tartışılıyor. Polemik evet. Yoksa tartışma varsa onda bir anormallik var. Ben şimdi sizden haberinizde bir polemik bekliyorum. Tamam, izleyelim anlayacaksınız. Bakalım var mı ama polemik. Tamam, bakalım. Ben haberi biliyorum çünkü. O yüzden ironi yaptım. Tamam peki. Bir şey söyleyeyim mi? Ah. Ben bu pantolonu görmüş müydüm? Kesin görmüşümdür. Çünkü sen hiç değişmedin ki. Caner Cindoruk mendil satıyordu. Sadakatsiz dizisiyle adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Caner Cindoruk hakkında yıllar sonra gelen itiraf çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Behzat Uygur'un Caner Cindoruk'la ilgili paylaştığı bir anısı magazin gündemine bomba gibi düştü. Böyle evde de tokalar falan vardı. Onu bir James Bond çantasına koyup yaklaşık ben 3-5 ay evin geçimini sağladım. Uygur bir röportajında Adana turnesindeydik. Babam Necdet Uygur mendil satan bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk bunları satmam lazım deyince babam ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin diye sordu. Çocuk gelirim deyince tiyatroya götürdü. O çok beğenilen bir oyuncu. Caner Cindoruk oldu dedi. Adınız? Evet. Adınız? Niyazi. Efendim? Niyazi. 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 Biz ne dedik? Niyazi. Mustafa mı diyoruz? Hayır efendim. Şimdi değil. Evet. Bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Uygur'a yıllar önce yaşanmış olayı anlattığı için tepki gösterdi. Ancak yaşananların daha önce Cindoruk tarafından kaleme alındığı ortaya çıktı. Yine tezgahımı açtım çantamı. Gullelerimi cebimden çıkardım. Kendi kendime oynamaya başladım. Böyle oynarken bir anda böyle bir baktım yanıma biri geldi oturdu. Kafamı bir kaldırdım. Necdet Uygur. Yaklaşık yarım saat oynadık. Var mı dedi işin
kapatıyor musun sen de? Evet, hadi git bırak gel dedi, seni oyuna götürelim. Beni en önde bir yere oturttular. Eleştirilerin ardından konuya açıklık getiren Uygur, Caner bu olayı hem kitabında hem de Nejat Uygur için hazırlanan belgeselde anlattı. Caner'i yermek için söylemişim gibi bir algı oluşmuş. Caner'in çalışarak bir yerlere gelmesi başarı hikayesidir. Anılar değerlidir. Ayıplanacak yanı yoktur dedi. Bütün hepsi turne otobüsüne bindiler. Sonra Nejat Uygur geldi. Caner Cindoruk'sa sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. Ünlü oyuncu, kötü bir yorum gerektirecek durum yok. Anlattığım bir hikayedir bu zaten. İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok açıklamasında bulundu. Daha önceden kendi söylediği cümleleri tekrar söylemesi eleştirildi. Yani bu arada da işportacılık yapmış. Şimdi ben hep ne diyorum sıklıkla? Bu ülkede tarihini bilen, yani Osmanlı'nın son 60 yılı çöküşü, Cumhuriyet'in Kurtuluş Savaşı kurulması, sonrasındaki yakın siyasi tarih yaşananlarla ilgili çok eğer merak eden varsa, zaten tarih orada istediğinden bilgileniyorsun. Dolayısıyla bu coğrafyada hepimizin %90 oranında kaderi birbirine benzer. Bu yüzden de yaşadığımız zorlukları dile getirmenin demagojik olduğunu düşünüyorum. Kendim dahil. Çünkü niye? %90 yokluktan gelmiş. Bu ülkeyi yöneten siyasi başbakanların tarihine şöyle bir bak. Hepsi bizim içimizden, halkımızın içinden çıkmış, tabiri caizse gariban aile çocukları. Ha şu çok anormal. Bu ülkede bir eli yağda bir eli bağda fazla sorun yaşamadan, yokluk görmeden muvaffak olmuş insan varsa onlar az, o istisna. Tabii onlar istisna, doğru. Daha çok çok daha az. O yüzden böyle şey, ha bak dikkat et ama burada bizim söyleyen adı neydi? Behzat Uygur. Behzat mesela, çocuk iyi niyetli onun söylediği bir şeyi güzelleme yapmış. Bu arada da muhatap olan insanın da bir rahatsızlığı yok. Ne diyor? Sosyal medya kullanıcıları. Şimdi belli bir sosyal medya kullanıcıları var. Onlar bir gürü halinde sabah kalkıp buluşuyor. Onlar neyse ne iş yaparsın polemik çıkartırım abi. Saldıray durum. Saldıray ya onlar zaten. Saldıray. Mesela ne? Onlar çünkü çok mükemmel insanlar. Bu yaşamda devlete en çok vergi veren, en çok hayır yapmış, en ahlaklı, adaletli yaşayan, en dürüst, en düzgün, en faali insanlar olduğu için bir de mükemmelliyetçi olduklarından tahammülsüzler. En herkes ufak bir diyalek hatası, en ufak bir sütçülisan, kendini ifade edememe eksikliği, herhangi bir yaşamın herhangi bir noktasında başarısızlık onların kriterine göre uymazsan haklı olarak onlar sana saldırıyor. Bunu nasıl? Onlar çünkü mükemmel insanlar. Tanrı Enki'nin soyundan geliyor. Onlar normal insan ırkı değil. Hiçbir şeye tahammülleri yok. Dolayısıyla bu dünyada yaşanan anormalliklere kendilerince duyarsız kalamayıp saldırıyorlar. Çok dikkatli olalım, onlara layık olmaya çalışalım. Hakan, çok doğru söyledin, bir şey diyemiyorum. Evet. Gerçekten hani iki taraf da birbirini suçlamıyor, hiçbir şey demiyor ama oradaki o senin söylediğin grup toplumsal olarak... Üçüncüye ne düşer? Evet. Yani ne olur, hadi izleyicilerimiz ne söylemiş hemen o sırada onlara bakıyorum. Birkaç tane okuyayım programımızın son dakikalarında. Gerçekten yazık. Bir babanın bunları yapmasın iğrençliğini geçtim. Avukatların dalga geçmesi, kızların evlenmeye bir hafta terk edilmesi, Allah yardımcılar olsun demişler. Başka diyardan isimli kullanıcı yazmış. Çok fazla bu konuyla ilgili yorum var. Takip edeceğiz. Aynen. Neler olduğunu bilmeye çalışacağız biz elimizden geldiğince. Bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Drama köprüsü Hasan, dardır geçilmez be Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez. Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez.
bırakmasan yardan geçilmem. At martini Cebreli Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda hey dost canlar.